Podcast veya canlı yayın yapacaksanız yakamda gördüğünüz mikrofonun aksine daha tok bir şekilde sesi kaydeden ve daha temiz bir şekilde alabileceğiniz daha kuvvetli mikrofonlara ihtiyacınız var. Burada da devreye podcast veya yayıncı mikrofonları giriyor. Şu elimde gördüğünüz mikrofonun incelemesini yapacağız bu videoda. Sözü fazla uzatmıyorum hemen videoya geçiyoruz. Mikrofonumuzun adı Boya PM 500. Bu mikrofon arkadaşlar canlı yayınlarımızda ve podcast kayıtlarımızda daha düzgün bir ses kaydı almanızı sağlıyor ve bu sayede daha kaliteli bir sese ulaşmış oluyorsunuz. Şimdi öncelikle bu kutuyu bir açalım. Daha sonrasında da ürünü detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Mikrofonumuzun kutusu gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen kutu açılışına geçelim. Şuradan evet. iki tane boya sticker'ı ve kullanma kılavuzu çıktı. Şu süngeri bir kaldırıyorum. Evet, mikrofonumuz burada. Mikrofonumuzu alıyorum. Kutunun içerisinde başka da bir şey yok. Kutuyu hemen bir kenara bırakalım. Şu süngerin içerisinde de iki tane kablomuz var. Kablolarında ne kablosu olduğuna bakalım birazdan hep birlikte. Evet mikrofonumuz şöyle ters bir şekilde kutunun içerisine şöyle düzeltelim. Şöyle göstereyim kamerayı da gördüğünüz gibi. Mikrofon bu şekilde arkadaşlar. Daha detaylı görüntülerini zaten koyarım videonun içerisinde de. Üst kameradan da göreceğiniz şekilde şöyle yerleştireyim. Burada bir tane bir ucu tipçe bir ucu normal USB olan bir kablo var. Bir tane de iki ucu tip C olan bir kablomuz var. İkisinden de istediğinizi kullanabilirsiniz. Sizin bilgisayarınıza hangisi uyuyorsa. Ama bana sorarsanız tip C'yi kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü daha yeni bir teknoloji. Evet mikrofonumuzun şöyle üzerine baktığımızda mikrofonun üzerine şurada bir tane ses açıp kapatma düğmesi var. Muhtemelen bu ses açıp kapatma düğmesine bir kere bastığınızda sesi tamamen kapatabiliyorsunuz. Şuradan da sesi kısıp açıyorsunuz. Şu kısımdan da bu mikrofonun iki türde yönden ses alma özelliği var. Bir tanesi omnidirectional bir tanesi de kardiyoit. Kardiyoit tarafını seçerseniz yani şu taraftakini seçerseniz sizin konuştuğunuz taraftan tek yönden sesi kaydediyor. Ama omnidirectional'ı yani çok yönlü olanı seçerseniz de aynı anda birkaç kişi ya da sizin karşınızdaki kişiyle birlikte ses kaydını yapabiliyorsunuz. Yani iki kişi de e, bu mikrofonla birlikte podcast çekecekseniz eğer iki kişinin de ses kaydını yapabiliyorsunuz. Tüm bunların dışında arkadaşlar bu mikrofonun 700 gramlık bir ağırlığı var ve isterseniz bu mikrofona altındaki 3.5 milimetrelik jack girişinden bir kulaklık bağlayıp o andaki sesleri de duymanız mümkün. Yine altında yer alan tip C girişinden bu mikrofonu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz ve kolay bir şekilde ses kaydı yapmaya başlıyorsunuz. Bunun için ses kayıt uygulamaları kullanabilirsiniz veya bilgisayarınızdaki ses Kayıt sesli notlar kısmına veya ses kayıt kısmını açıp direkt ses kaydına başlayabilirsiniz veya video editörünüzde Premiere'de Final Cut'ta bu tür uygulamalarda da direkt bu mikrofon üzerinden kamerayla kayıt yaptığınız esnada veya bir podcast kaydı yapıyorsanız direkt ses kaydını alabilmeniz mümkün. 48 Hz ve 24 bit gibi değerlerde bu mikrofonla ses kaydı yapabiliyorsunuz. Mikrofonun güzel de bir tasarımı var zaten. Ayrıca mikrofonu bilgisayarınıza bağladığınızda mikrofonun içerisindeki ses kartı sayesinde daha iyi bir kayıt yapabiliyorsunuz ve bilgisayarınız bunu ayrı bir ses kartı olarak algılıyor ve siz bilgisayarınızdan ses kaydı yapabilmeniz için de bilgisayarınızın ses giriş modunu bu mikrofonun ismine değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi isterseniz bir bilgisayara bağlayalım mikrofonun ses kalitesine bir bakalım. Evet ben tip C girişinden bağlayacağım mikrofonu bilgisayarıma. Altındaki hemen şurada yer alan, bakın şu kısımdaki tipçeye girişine takıyorum bir ucunu. Bir ucunu da bilgisayarıma takacağım direkt. Bu kadar basit arkadaşlar kurulumumuz. Zaten yukarıdaki kamerada da e, direkt ışığının yandığını görebiliyorsunuz. Şimdi bir ses kaydı yapalım bu mikrofonla. Evet, ses kaydına başlamadan önce bilgisayarımdan hemen sistem tercihlerine geliyorum. Mac kullanıyorsanız eğer. Windows kullanıcıların da bu kısımda denetim masasına girip ses kısmından direkt e, giriş cihazı olarak bu mikrofonu seçmeleri gerekiyor. Buradan sese geliyorum ve bu kısımda giriş olarak PM500'ü seçiyorum ve evet. ses denememe. Evet. Şu anda şuradan şöyle sesini de normale getireyim. Şu anda mikrofonum seçili ve bu mikrofonumla ses kaydı yapıyorum. Şimdi bir bu ses kaydına başlatalım bakalım. Herkese merhaba. Ben İsmail Sarıkaya. Şu anda gördüğünüz gibi ses kaydını Boya PM500 500 ile yapmaktayım. Ses de gördüğünüz şekilde şu anda mikrofon kardiyoid olarak ses kaydı yapıyor. Yani tek yönlü olarak benim konuştuğum taraftan ses kaydı yapıyor. Şimdi bir de bunu omnidirectional'a yani çok yönlü tarafa çevirelim. Hemen şuradaki pattern düğmesine basıyorum bir kere. Bakın bu kısma geçti. Şimdi de çok yönlü olarak bir ses kaydı yapıyor. Yani hem bu taraftan hem de mikrofonun diğer tarafından iki taraftan da ses kaydı yapabiliyorsunuz. Böyle olduğu durumlarda mikrofonu dikeyde konumlandırabilirsiniz. Ayrıca mikrofon mikrofonun zaten altında güzel bir sehpası da var ee, ve gayet şık duruyor. Masanıza direkt koyduğunuzda da bu mikrofonla ses kaydını masanızdan kolay bir şekilde yapabilmeniz mümkün. Bunun dışında mikrofonun hemen üzerinde bulunan düğmeden şu şekilde düğmeyi sağa sola çevirerek ses kazancını ayarlayabilirsiniz. Şu anda en yüksek ayara getirdim ve şu anda en yüksek ayarda ses kaydını yapıyorum. Şimdi biraz da bunu kısalım bakalım kıstığında neler olacak. Şu anda da en düşük seviyelere getirdim. Bir kere üzerine bastığımda kırmızı bir hale geliyor ve benim sesimi kaydetmemeye başlıyor. Şu anda sesi benim yakamdaki mikrofondan duyuyorsunuz ve bir kere daha tekrar bastığımda da ses kaydına başlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında kayıt esnasında sesleri de duymak isterseniz eğer aşağıdaki 3.5 milimetrelik jack girişinden bir kulaklık bağlayarak sesleri de aynı anda duymanız mümkün arkadaşlar. Ayrıca kendi ait bir mikrofon standınız varsa bu mikrofonu o standa da bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuralardaki videoları açıyorsunuz ve aşağı aslında hemen şu kısımda bakın bir tane yuva var. Bu yuvadan standa bağlayabiliyorsunuz. Ben yine boyanın bir e, mikrofon standını kullanıyorum. BY-BA 30 model bir mikrofon standı var bende. Gerçekten çok güzel ve çok şık. Masamın tam diğer tarafına bağlı. Bununla bir inceleme videosunu ya da reels'ını yapmıştım Instagram sayfamdan onu bulabilirsiniz. Gayet güzel ve kullanışlı bir stand. bunu da yine detay görüntülerini zaten videonun içerisine eklerim. Şimdi buradan çıkartıyorum bakın mikrofonumu şuralardan PM 500 mikrofonu buradan çıkartıyorum. Hemen yanlarından videoları açtım. Şu kısım boşta kaldı. Sadece şu kısmı alıyorum. Direkt şuraya çevirerek yerleştiriyorum arkadaşlar. Bitti bu kadar. Ve şimdi bu standla şöyle bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. isterseniz kendinize ait bir standınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Ya da bu tarz böyle görsel kalitesi daha iyi olan bir stand alabilirsiniz. Eski tür e, bu yaylı mikrofon standları benim çok hoşuma gitmiyor. O yüzden Boya'nın bu standını kullanıyorum uzun zamandır. Gayet memnunum da gayet hoşuma da gidiyor. Hem şu kısmını böyle oynatabiliyorsunuz. Hem de şu kısmında tüm taraflarda böyle kendinize göre oynama yaparak e, uygun bir hale getirebiliyorsunuz. Yine bunun üzerinde de gayet şık bir şekilde duruyor mikrofonunuz arkadaşlar. Bu tabii sizin tercihinize bağlı bir şey. İster bunun üzerinde kullanabilirsiniz, isterseniz de şu kendi standının üzer üzerinde de zaten yeterli olur fazlaca. Masanın üzerine koyduğunuzda da şık bir şekilde duruyor. Boya'nın bu mikrofonu bir fiyat performans ürünü arkadaşlar. Hem fiyatı uygun hem de gerçekten performanslı bir mikrofon aslında. Gayet fazlasıyla işinizi görebilecek uygun fiyatlı bir podcast veya canlı yayın mikrofonu arıyorsanız bu boya PM500 tam size göre diyebilirim. Ben son zamanlarda boyanın mikrofonlarını çok fazla kullanmaya başladım. Çünkü bu mikrofonlar hem fiyat olarak uygun hem de gayet performanslı ürünler aslında. Ben de o yüzden boyanın mikrofonlarını şu anda bu videoyu kaydederken de ve bundan sonraki diğer çekimlerimde de Boya'nın mikrofonlarını kullanıyor olacağım. Bu mikrofonla alakalı bana bir sorunuz olursa bunları videonun yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı özenle okuyup cevaplandırıyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmanızı da rica ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.